Herkese merhaba, Doko. Şimdi Doko'ya bu çok daha önce çizdiğim bir grafik. 310 lirada bu kağıdın bir desteği var. 311 diyelim. Fibo'ya göre ya da konuşalım, 310 diyelim. Burada bir desteği var. Geliyor geri dönüyor, geliyor geri dönüyor. Enteresan. Yani orada birisi alıyor, kağıdı kaldırıyor. Zaten çok böyle her gün böyle çok hacimli bir kağıt değil. Bu her gün böyle hacim çok yüksek olan bir kağıt da değil. Zannediyorum 100 bin lot falan mı? Hatta 90-100 bin tabii, o kadar lot değişiyor. Burada el değiştiriyor. Şimdi görünen o ki, şöyle çizeyim. Bu kanal hareketinde bir devamlık hala sürecek. Ne zamana kadar? Şurada da bir düzelteyim, şöyle uzatayım bunları. Ne zamana kadar onu bilemiyorum, yani size zaman söyleyemem, ama bu kanal bir yere kırılana kadar, öyle söyleyebilirim. Yani şu anda hala kırılmadı. Şöyle bir büyüteyim, önce bir son bir grafiğe bakayım, burada ne var. Bu Pegasus'la benzer. Şimdi bu mum bir fiyatta yukarı itilmeye sebep olabilir, orada da söyledim, ama olmayabilir. Asıl adam normalde düşüş dönemlerinde akımın yönünü değiştiren veya en azından belki bir yatay bir gün sonrasında geçirilmesine sebep olan bir formasyon. Ama dediğim gibi, yani %100 böyle olur diye bir şey söylemiyorum. Sadece bir ihtimalden bahsediyorum. Formasyonumuzun adı asıl adım. Şimdi yeni girenler varsa onlar için söylüyorum. Stop noktası zaten, hani 400'lerde alıp etmediyseniz muhtemelen şimdi paçal yapmak için fırsat kolluyorsunuzdur. Burada stop noktası şu 310 liranın altı. Bugün galiba 305'e sarktı. Çok işlem olduğunu bilmiyorum. Yani saat olarak bakmadım. Hatta bakalım. Hatta dakika olarak bakalım. 15 dakika olarak. Orayı nerede görmüş? Açılış mı diye tahmin ediyorum. Yani 11.45. Yani o işte şeyin BIST'in en çalkantılı anında görmüş. Tekrar saatlere dönelim. Gördü, çıktı. Orada da çıkışında da bu saatliği açmışız. Saatlikte de şey yapmış zaten. Yutucu bir mum yapmış. Beyaz bir mum. Dolayısıyla çıkış işareti olarak algılanır. Saatlikte ama çok sağlıklı değildir, onu da söyleyeyim. Evet. Şuranın altı, yani en azından bakın 305 de olabilir, bu boşa stop patlamasını istiyorsanız stop noktası olabilir. Tabi 350 liradan baya bir uzak, onu biliyorum. Daha yakında stop arayanlar da yine bir önceki günün mumu, yani şuranın, şu siyahın altına da bir stop noktası olarak koyabilir. O da 323 lira. Onları bir baştan söyleyeyim, stop noktalarını koymadığınızda çünkü stopu sonra çok mağdur durumda kalınıyor maalesef. Bir kısa vade çıkış akımından söz etmek maalesef mümkün değil. Tüm ortalamaların altında. Bakın, tüm ortalamaların altında hepsinin. Şu en üstte gördüğünüzde zaten çok uzak, 200 gün. Onun dışında 8 gün, 20 gün, 50 gün, bunların hepsinden çok uzak. Önce bir kısa vade bir çıkış akımı bahsedeceksek bir ortalamayı kırmalı burada. Bilmiyorum, şimdi büyütüyorum ama videoda nasıl görünüyor, görünebiliyor mu? Şöyle büyüteyim. Bakın, yani şunların hepsi 350-51 60'ta 342 liranın lirada kağıt, yani 10 lira daha üstüne koyup burada kapanış yaparsa, kapanış yaparsa diyorum, şu kısa ortalamaları, yani kırmızı ve mavi olarak gördüğünüz 8 ve 20 gün üstünde bir kısa vade, uzun vade demiyorum, orta ve uzun vade değil, kısa vade, belki bir gün, iki gün, birkaç gün bir çıkış akımı olabileceğini bize ifade eder. Onun dışında tabi 250 gün var, 50 gün üstüne çıkması da belki bir atak olabileceğini ifade eder. Çünkü bu kağıt 50 gün üstüne ne zaman çıksa, gördüğünüz gibi şöyle 400 liralara giden. Yani şurada 50 günü şurada kırdı, 325'te 400'e gitti. 50 günü 357'de kırdı, buyurun gene 400, 419'a gitti.
Yani bundan bahsediyorum. 50 gününde kırılması gerekiyor. Daha yüksek bir akım bekleniyorsa, o kırıldığı zaman da bir 400'e tekrar atak beklenebilir. Olur veya olmaz, onu bilemem. Yükseliş var mı diyebilmemiz için işte bu kırdığı 400'ün üstünde kalması gerekiyor önce. Yani buranın üstüne attığı zaman kendini bir kırıp da kapanış yapabildiği zaman doğru, yani bir kapanıştan bahsetmiyorum, birkaç kapanış yapabildiği zaman bu kanalı bozarsa deriz ki ha, o zaman belki bir yükseliş akımından oluyor, oluşuyor bahsedebiliriz ve kanalın kırılması durumunda da bakacağımız yer 321 lira seviyesi olur. Yani şey 521 lira, özür dilerim. 521 lira seviyesi olur çünkü kanal hareketlerinin bitişi kanalın derinliği kadar, şuradaki derinliği yukarıda 413, aşağıda 310 desek işte 113 lira falan gibi bir fiyat oluyor. Kırılması durumunda da 113 lira bir fiyat aşağı yukarı beklenir. O da 520 liralara 3 aşağı 5 yukarı gelir. 310 bugüne kadar iyi bir destek oldu. Aşağısını kırarsa söylediğim gibi orada da 206. Hadi şurayı bir tepki olarak alalım. Şuradaki kısmı çok işlem olmadı diyelim ki gerçekten de oradaki işlem hacmi yani bugünlere kıyasla çok fazla değil. Yine de 250'nin altı, yani 250'ler kırılması durumunda aşağı tekrar 310 liranın gayet de beklenebilecek, gelebilecek seviyeler. 206 çünkü dediğim gibi daha önce 206 daha önce görüldü. Yani ona göre. Yani orada işlem yapanlar var, onları kurtarıyor. Bunun dışında doku için ha şeye bakacaktık. Mekli'ye bakalım bir. O günlük demekti sat ve vermeye daha yeni başlamış. Tabii şimdi Mekli stok haldeyken çok geç gelir. Onu söyleyeyim, uyarayım. Ha, sat vermeye. Bakayım. Yani tekrar bir kesmiş, tekrar yukarıda tabii bir yükselişte olursa muhtemelen tekrar da aşağıdan ala kesecek. Yani al diyecek. RSI'de 45'te. Yani sert hareketlerin beklenmediği yine güvenli bir bölge de diyebiliriz ama öyle olmuyor maalesef. Gördüğünüz gibi sert hareketlerde çat diye hiç kimsenin beklemediği bir anda oluyor. Bunun dışında doku için söyleyeceğim bir şey yok. Kanalın içinde devam. Söylediğim seviyeler hala sabit. Değişen bir şey yok 15 gündür. Hepinize iyi hafta sonu dilerim.